düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hmm. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Son hapşırıklar bunlar, bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı, teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler? Ay Asuman, çekemeyeceğim seni. Aradığımızda ulaşalım biz sana ya. Ihlamura bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman, inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın? Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur, sakın kapatma telefonu lütfen. Çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel ol lütfen. Lütfen o zarfı açarsa eğer her şey ortaya çıkar. Oldu bak ya, abarıyorum ben şu an, çok korkuyorum. Lütfen bir şey yap, onları açmasına engel ol lütfen. Nazlı. İyi misin? İyiyim, bardak. Ne oldu? Nazlı tamam, bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım, bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldı, bardak kırıldı. Tamam, elini sürme, hiç önemli değil. Senden önemli. Allah Allah, tamam gel sakin. Tamam. Bakayım eline. Tamam. Gel, otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardaklara? Çıkmadım. Bir arkadaşımdan haber bekliyorum da dışarısı çok sıcak. Ben de burada bekleyeyim dedim. Anladım. Umarım Engin Bey'in sana olan güvenini boşa çıkarmazsın. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güzel. Yarın sabah tam 9'da burada ol. Tamam. Tam 9'da. Bir kuryemiz gelecek. Bunu verirsiniz Figen. Tam 9'da burada olmuş. Azman burada 9'da uğruyor. Sen gelmiş tepemde. Vur.
Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yara bandıyla yırtın. Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın onu. Umarım bir dahaki sefere bir şey kırmam. Hiç önemli değil. Alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. Tamamdır. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim. Hazırlanayım, çıkayım. Güzel bir sabah oldu. Çok keyifliydi. Kazayı saymıyorum tabii. Bu arada sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. Bu temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Hallederim ben, sorun yok. Bu arada zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Burada çırpınıyorsun Nazlı. Ferit Bey merhaba. Ekteki fotoğrafları incelediğinizde göreceksiniz. Kaybetmenize neden olan fotoğrafları aşçınız Nazlı'nın kız kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu. Özür dilerim. Buyurun Demet Hanım. İstediğiniz dosyalar. Teşekkürler. Ferit Bey gelmedi mi hala? Birazdan gelir efendim. Ay yoksa başına bir şey mi geldi? Yani sabah sabah böyle talihsiz bir haber falan mı? Biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Neyse. İçimden bir ses bugünün çok güzel geçeceğini söylüyor. Sen bana sade bir kahve söyler misin lütfen? Kahveler iki olsun lütfen hanımefendi. Aşkım, bakıyorum da baş köşeye kurulmuşsun. Evet de. Senin bizim şirkette toplantın yok muydu Hakan'cığım? Vardı. Ama çocuklar senin buraya geldiğini söylediler. Ben de Demet'in bir bildiği vardır dedim. Ya evet. Ben de bu taraflara alışverişe gelmiştim. Gelmişken bir kendimi göstereyim istedim. Varlığımıza alışsınlar ama değil mi? Değil mi, değil mi? Çok iyi yapmışsın. Mahkemeye sayılı günler var. Eğer vesayeti alırsa... buradaki hükümdarlığımız tescillenecek. İşte o zaman Ferit Aslan'ın suratını görmeyi çok istiyorum. Ferit Aslan'ı çok zor günler bekliyor, çok. Seni ince ince doğrayıp kızgın yağlara atmak istiyorum Masuman. Ya da bilmiyorum, belki de ekli cos diye mühürlemeliyim. Olmadı. Kısık ateşte közleyip derin soyabilirim. Anca rahatlarım. Ay ablacığım, benim üzerinden yemek tarifi vermeyi bırakır mısın artık? Ya sen bir sakin ol, rahat ol. Hiçbir şey yok, her şey kontrol altında. Asuman, sen tehlikenin farkında değilsin değil mi? Uçurumun kenarındayız, anlamıyor musun? Anlıyorum ablacığım, anlıyorum. Anlıyorsun. Bulut şu an senin yüzünden burada değil Asuman. Bu ortaya çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsun? Merak etme. Sana söylediğim gibi hiçbir şey ortaya falan çıkmayacak. Niye? Demet birden insafa gelip Bulut'u geri verecek ve her şeyi unutacak mı? Ben Demet Hanım'la konuşurum. Tabii. Seni zaten hemen dinler değil mi Asuman? Saçma sapan konuşma bana. Başka bir şey düşünmeliyiz. Ben bir şansımı deneyeyim. Belki işe yarar.
Asuman. Asuman. İşte bu. Biliyor musun, buranın kahvesine bayılıyorum. Yani bundan sonra toplantıları burada yapalım. Sırf bu kahve için. İçine ne koyuyorlarsa artık. Bizim şu davamız bir sonuçlansın da... İstersek burada at bile koştururuz yani. Vay, 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 vay. Kimleri görüyorum? Bu... senin tatlı Cevval ajan değil mi ya? 002. Evet. Eskiden öyleydi de... şimdi kendisi kulvar değiştirmiş. Ne oldu bebeğim? Bir şey mi söyleyeceksin? Pardon. Buna bakmam lazım. Affedersiniz. Efendim? Ferit Bey'e gönderdiğimiz belgeleri ablam imha etmeyi başarmış. Yani anlayacağınız her şey kontrol altında. O zaman ben de Ferit'i bizzat arayıp her şeyi anlatırım. Yerinizde olsam böyle bir şeyi asla yapmazdım. Asuman? Ferit Bey'i kıskandığınız için ablamı onun gözünde bitirmek istiyorsunuz. Güzel. Ferit Bey'le ilgili hala hayalleriniz var. O da güzel. Ama kocanız, yani Hakan Bey, bu planları bilseydi hayatınız hala şu anki kadar güzel olur muydu? Seni küçük şeytan seni. İnsan böyle işte. Bir anlık öfkeyle kararlar verip sonunu hiç düşünmüyor. Asuman. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Uzlaşmaya çalışıyorum. İkimiz de gerçekleri saklayacağız. Ablamın daha fazla üzülmesini istemiyorum. O zaman bunun için daha fazlasını yapacaksın Asuman. Sen burada staja başlayacağını söylemiştin değil mi? Düşündüm de... belki benim giremediğim yerlere girip duyamayacağım şeyleri sen duyarsın. Ben de sizin sırrınızı böylece saklamış olurum. Ya kabul etmezsen? Kabul etmezsen Ferit'i derhal arayıp her şeyi anlatırım. Hakan'la beni korkutabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun. Hakan benim kocam. Ve ben nasıl olsa bir yalan bulup onu ikna etmeyi başarırım, anlıyor musun? Evet. Avukat, ikinci mahkeme için her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Hayrola hanımlar, suratınız sirke satıyor. Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntımız yok. Anlaştığımızı düşünüyorum. Öyle değil mi Asuman'cığım? Anlaştık. Her şey konuştuğumuz gibi. Müsaade senin. Hayrola, ne konuştunuz? Asuman bu şirkette stajyer olarak çalışmaya başlayacakmış da. Gizli elimiz olacak. Güzel. Ne demek durdurdun Asuman? Nasıl durdurdun? Ya işte konuştum, anlattım tatlı bir dille. Ya o da halden anladı sağ olsun. Demet. Aynı Demet'ten bahsediyoruz değil mi? Halden anlayan o. Ay evet. Yani sonuçta bu meseleyi konuşmak onun da hoşuna gitmiyor. Ferit Bey'in arkasının iş çevirdiği ortaya çıkacak onun da. Ayrıca bu belgeyi böyle yasa dışı yollardan elde etmenin de belli hukuki cezaları var. Tek suçlu ben değilim yani. Asuman, bu bilgiler sana ne zaman lazım oldu da öğrendin? Hani canım bir ara bu hukuk fakültesinden bir çocukla çıkmıştım, hatırlıyor musun? Şu senin sevmediğin. Arada böyle onun derslerine falan giriyordum. Oradan aklımda kalmış. Sağ olsun, bir işe yaradı kendisi. Zihnin açıkmış o zaman demek ki. Bana bak, hala inanamıyorum ben bu meselenin kapandığına. Ablacığım inan. Artık şu meselenin kapandığına inan. Bir daha da böyle bir şey olmayacak. Bak söz veriyorum sana. Hadi benim gitmem lazım. Kapatıyorum artık. Görüşürüz. Demet'ciğim. Şimdi senin bu tatlı mı tatlış ajanın Asuman bize fotoğraf konusunda yardımcı oldu, tamam. Şimdi burada şirkete girip bizim ajanlığımızı yapacakmış ama... Demet'ciğim bak, mahkemeye sayılı günler var. Kız bizim başımıza bela olmasın sonra.
Sen onu bana bırak. Onun ipleri benim elimde, merak etme. İyi madem. İkbal Hanım, buraya bir korkuluk dikelim de yokluğumuzda kargalar gelip konmasın. Ferit Aslan, kargalar da artık bu şirkette söz sahibi. Senin gibi güvercinler buna alışsa iyi ederler. Ferit. Güvercin miyim yoksa kartal mı, çok yakında anlayacaksın. İşte o zaman kaçacak delik bulsan çok iyi edersin. Ferit, lütfen sakin. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Bir tek yapıyor ya. Hakan, asıl sen ne yapıyorsun? Sizi bir daha şirketimde görmek istemiyorum. Çıkın gidin buradan. Hiçbir yere çıkmıyor. Mahkeme kararı var benim elimde. Hisseniz var bizim burada. Öyle mi? Bakalım. Hakan, çıkalım mı buradan lütfen? Demet! Hiçbir yere gitmiyoruz. Otur oturduğun yerde, beni konuşturma. Avukatım hazırlamıştı devir sözleşmesini. Biz sadece isimleri ekledik. Siz de eğer avukatınıza göstermek isterseniz. Söylediklerinizin hepsi burada yazıyor. Bunlar zaten ön protokol. Noterden önce inceleyecekler. Detaylar önemli değil. İşin mali boyutunu bilin istedim. Sonrasında nasıl bir şey girdiğinizi bilin. Ne siz üzülün, ne ben üzüleyim. Devir, sözleşme, noter işin kolay kısmı. Kaleminiz var mı? Eminim diyorsunuz yani. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Yalnız bu mekanı devraldığımı şimdilik kimse bilsin istemiyorum. Özellikle Aliye ve grubu. Geri kalan işlemleri daha sonra hallederiz. Nasıl isterseniz. Aa, Deniz. Aliye. Sen hala gitmedin mi? Ya gidemedim, biraz daha takılıyorum burada. Dinliyor muyuz bu akşam sizi? Yok, bugün sadece prova. Patron haftada bir çıkmamızı istedi. Ha, keşke bu akşam da dinleseydik sizi ya. Yani o kadar prova yaptınız. Hazırsanız tabii. Hazırız da. İşte patron. Peki o zaman, müsaitseniz bu akşam da çıkın. Müşteriden özel istek geldi. Boynumuz kıldanınca. Ne istiyorlarsa onu yapacağız. Tamam o zaman, ben çocuklara söyleyeyim dağılmasınlar. Ben kızlarla buluşacaktım o zaman, oraya gidip geleceğim. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Toplantı odasına iki tane kahve gönderir misin? Anlamadım, anlamadım. Ne demek kahve yok ya? Sen nasıl sesi çirkin bir insansın? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Gerizekalı suratıma kapattı. Hakan yeter ya. Oy 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 oy, ne güzel ne güzel. Maşallah. Bu mu ya? Yok mu daha gelen? Gelen yok ama giden var Hakan Bey. Bir karar bekliyordum, nihayet çıktı. Şirketlerimiz aynı sektörde faaliyet gösterdiğinden haksız rekabet oluşmaması için geçici vesayetle buraya girişiniz mahkeme kararıyla yasaklandı. Böyle bir şey olamaz. Benim burada hisselerim var, kanun var, anladın mı? Ahmet Bey, siz açıklar mısınız? Tabii. Önceki kararın bu karardan sonra bir hükmü kalmadı. Mahkemenin vermiş olduğu kararı tanımak zorundasınız. Pusula Holding'e girişiniz yasaklandı. Şimdi rica etsem. Hakan, gidelim lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum. Bizim burada hissemiz var, tamam mı? Mahkeme kararımız var. Ferit Aslan, kanun var, kanun! Hukuk buraya giremezsin diyor. Sakın! Bunu bir daha tekrar etmem. İki gün. İki gün sonra seninle mahkemede görüşeceğiz. İkbal Hanım. Hakan Bey. Evrakları toplatın İkbal Hanım. Efendim Deniz. Şirketteyim de eve geçeceğim birazdan.
Tamam, görüşürüz. Ay Fatoş, iyi ki getirdin bizi buraya. Vallahi menüs de çok güzel. Fatoş. Ay ne sıktın canını ya. Bak böyle kaşların arası çizgi çizgi olacak. Yaşlanacaksın vallahi. Ay doğru söylüyorsun. Ay adama gıcık oldum ya. İnsan kaynakları müdürüymüş. Sen bütün kaynakları kurutursun o vizyonsuzlukla. Gıcık. Fatoş'cum sen bana bak bir. Alya'nın dediği kırışıklıkları şimdiden makyajla dolmuş bile. Ya bir bırak artık. Amma dert ettin şunu ya. Ya nasıl dert etmeyeyim Asuman, nasıl dert etmeyeyim? Ne güzel, Alya süper bir yerde işe girdi. Oh, işi de oturdu. Programı da çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Çok seviniyorum onun için. Ya seni bile işe aldılar ya. Fatoş, tamamen ayıp ediyorsun şu an bana. Resmen kalbimi kırdın yani. Hayır bebeğim, o anlamda söylemedim yani. Ne güzel, gencecik yaşında süper bir pozisyonda işe başladın yani. Artık oradan yürür gidersin sen. Yürürüm. Ben çiçek gibi iş görüşmesine gitmişim. Engin'le karşılaşıyorum asansörde, şansa bak. Üstüne zehir zemberek bir iş görüşmesi. Sonrası da malum işte. Artık kuru ekmek suyla bütün ömrümü geçiririm. Ay Fatoş, ya iyice dramatikleştirmeye başladın olayı. Kızım alt tarafı bir iş görüşmesi. Unutacaksın bunu ya. Ne var? Tutamıyorum. Çok moralim bozuldu. Merhaba Nazlı. Hoş geldiniz. Benim de işim bitmek üzere, çıkıyordum şimdi. Parmağın nasıl? Gayet iyi. Bandajı çıkardım bile. Geçmiş. Söyledim size. Merhaba. Gençler. Parmağımı kestim de Ferit Bey ona bakıyordum. Ne oldu ya? Bir bakayım parmağına. Önemli bir şey değil. Senin canın mı tatlı biraz? Evet, biraz. Çabuk gelmişsin. Ya konuştuğumuzda yakındaydım. Ben de atladım geldim. Aa, ne güzel şeyler pişirmişsin sen ya. Affedersiniz. Efendim? Evet, evet hocam bu akşam. Tabii yok, yok sorun değil, ne demek. Teşekkür ederim yine de. Hoşça kalın. Kötü bir haber mi var? Pek iyi sayılmaz. Hazar Amani diye çok ünlü bir şef var. İran asıllı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Bu akşam bir atölyesi vardı ama çok kalabalık. Ben de yer bulamadım. Bir hocamı araya sokmak için aradım. Ama o da ayarlayamamış. Japon mutfağıyla ilgilendiğini sanıyordum. Bu şef neden ilgini çekti özellikle? Çünkü hayal ettiğim şeyleri yapıyor. Değişik mutfakları harmanlayıp yeniden yorumluyor. Hatta bu akşamki atölyede Antakya mutfağıyla suşiyi birleştirecekti. Antakya mutfağı ve suşi. Niye gitmek istiyorum sanıyorsunuz? Yani şimdi gidemeyecek misin? Başka bir atölyeye artık. Olsun. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Tamam Nazlı, eline sağlık. Nazlı, gülürsün. Size bir şey söyleyeceğim. Ben bir bar satın aldım. Bu mekanı satın alarak yıllardır hayalini kurduğum şeyi yaptım aslında. Yerleşik düzene de geçiyorum. Yavaş yavaş. İyi yapıyorsun. Müzik en iyi bildiğin, en sevdiğin iş ama işletmeci olmak istediğinden emin misin? Deniz, çok yorucu olabilir. Yani mutfağı, personeli, müşterileri, aklın hep orada kalacak. Aklımın da bir yerde kalması lazım artık. Hani müzik para kazanmak için yapılmazdı? Biz fanilerin arasına hoş geldin. Yani benim demek istediğim tam olarak o değil. Yıllardır hem müzisyenim hem izleyiciyim. Zorlukların hepsini ilk elden biliyorum. Gençlerin de desteğe ihtiyacı var. Yani hem müzisyenlerin hem de fanilerin mutlu olacağı bir mekan düşünüyorum. En iyisini yapacağından hiç kuşkum yok. Bu kadar kararlıysan güzel olabilir aslında. Ben gelirim. Alya da şarkı söyler. Hatta hava bile atarım arkadaşımın mekanı diye. Sizden bir ricam daha olacak. O da şimdilik bu durumu kimsenin bilmemesi. Özellikle Dalia'nın. Neden? Birden ben böyle patron olunca gerilsin istemedim.
Hem daha mekan yeni. Ben mekana alışayım, o da işine alışsın. Ondan sonra konuşuruz. İyi düşünmüşsün de çok sürmez öğrenmesi. Yani. Gittiği yere kadar. Ne diyorsunuz? Bu akşam ilk girişimimi kutluyor muyuz? Deniz beni biliyorsun, ben evden kutlasam. Ah abi, ev nereye kadar ya? Nazlı, sen? Bilmiyorum, olabilir aslında. Ama önce bir eve gitmem lazım benim de. Şefin akşam ikinci bir atölyesi daha var. Onun için bir hocamı daha arayacağım, son şansım. Ondan sonra haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz. Oraya böyle ufak bir led sistemleri çok ucuza güzel bir şey böyle mal edip ama on numara bir şey yapıyorduk. Pardon abi. Şuraya baksana. Ya arkadaşlar Engin bu tarafa bakmıyor bile ya. Hayır yani ben o gün asansörde karşılaştıktan sonra belki barışırız diye biraz umutlanmıştım ama şu anda anlıyorum ki Engin beni silmiş. Şuraların belki dekorunu biraz değiştirebilirsin bak. Geçenlerde ben bir yere gittim. Böyle dedden bir şey yapmışlar, muhteşem duruyor. Vallahi dene bence. Tamam konuşuruz onu. Hiçbir şey için geç değil. Umudunu kaybetme bebeğim. Tabii ya. Umut güzel bir şey yani. Hem ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Ay şu laf lütfen azalarak gitsin artık ya. Ay bana da fenalıklar basıyor. Ya kızlar acaba yarın hava güzel olursa biz böyle adaya falan mı gitsek ya? Hem ben de biraz rahatlamış olurum. Ay dur ben hatta bakacağım hava nasılmış. Fatoş da nasıl gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor. Bak görmüyor musun? Bak birileriyle mesajlaşmaya başlamış bile. Abi belki Nazlı ile mesajlaşıyordun. Nereden biliyorsun? Ya yok abi bırak Allah aşkına ben anlarım anlamaz mıyım ben ya? Bak bak bak. Gülüyor. Bu işte başka bir şey var ya. Ay 29 derece diyor kızlar. Hafif de rüzgarlıymış. Gidelim mi ya? Vallahi canım sen beni o plandan sil. Çünkü ben yarın staja başlıyorum. Benim de yarın çocuklara sözüm var. Benim de yarın mesai günü ki zaten sen kızlar demiştin galiba. Aliye haberler acayip. Ne oldu? Deniz Bey bu burası satın almış. Ama saklı kalmasını istiyormuş galiba. Senin haberin var mıydı bundan? Yok. Nasıl yani? Neyse arkadaşlar siz neler olduğunu çözerken benim Nazlı'yı aramam gerekiyor. Çünkü Mr. Iceberg in the house. Patron. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alo. Nazlıcığım o elindeki çekirdeği hemen yavaşça koltuğa bırakıyorsun. Ve hazırlanıp buraya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Ne istiyorsun çekirdeğimden ya? Tek zevkim o benim. Ayrıca kusura bakma Fatoş. Şu an vinç gelse beni kaldıramaz. Çok yorgunum. Bir de küçük çapta bir depresyon geçiriyorum. Ama annem workshopuna yine bilet bulamadım. Ya Nazlı sürpriz olsun diye söylemeyecektim ama ille söyleteceksin yani. Kızım Iceberg burada. Iceberg kim? Seninki ya. Benimki kim Fatoş? Hangi benimki? Ferit Aslan. Efendim? Ay. Ben bir arkadaşımla telefonda konuşuyordum da. O da gelecek kimler var falan diye sordu. Ben de böyle işte Alya, Deniz, Tarık, Engin, Osman falan diye sayıyordum. En son Ferit Aslan da var dedim. Siz geldiniz. O arkadaş Nazlı mı? Söyle ona. Gelirse çok memnun olurum. Tamam. Nazlı. Fatoş bana bak ne oluyor orada? O duyduğun şey Ömer'in benim sesim miydi? Evet canım aynen öyle. Gelirse çok memnun olurum dedi. Fatoş sen şu an beni rezil mi ettin bana mı öyle geliyor? Ay Nazlı. Beni aranızda bırakmayın canım. Benim derdim bana yetiyor zaten lütfen. Hadi hemen hazırlan ve çık gel. Ayrıca çabuk ol hatta uçarak gel. Öpüyorum bay. Hadi kabul et. Beni düşündüğün için satın aldın burayı. Burada çok mutluyum diye. Aliye neye varmak istediğini çok iyi anlıyorum. Ama bu denklemden o sonuç çıkmaz.
kalbinin köşesinde hala ben varım. Sen hala beni seviyorsun. Ben sana değer veriyorum. Kabul. O yüzden burayı satın aldım. O da kabul. Ama o kadar. Nazlı sana kederden başka hiçbir şey getirmeyecek. Bunu anlamıyor musun hala? Nasıl hala bu kadar kör olabiliyorsun? Bunu yaşamadan bilemem. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen? Ben de iyi. Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Hayırlı olsun. Sağ ol. Da saklayacak bir şey kalmadı. Herkes duymuş. Saklanacak bir şey değil zaten abi. Tabii. Mekanı güzelce bir analiz ettim de senin yardımına ihtiyacım var. Olur olur. Tabii hadi. Yalnız Nazlı'nın zaten bir işi var. Bir yere bırakmam diyorsun yani ha? Tam zamanlı istemiyorum. Yarı zamanlı danışman olarak istiyorum. Nazlı, içecek bir şeyler alayım mı sana? Yok, ben sonra alırım. Kızları göremedim. Bir selam vermek istedim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aynen abi, haber alınca söyleyeyim dedim. Yalnız bu gece hayatı acımasızdır. Öyle gitar tıngırdatmaya falan benzemez. Bizim oğlan biliyor bunları. İyi, iyi, güzel. Bir akşam hayırlı olsuna gideriz. Ya da bizim çocukları mı göndersek? Sen nasıl dersin abi? İyi, Ferit'ten sıkıldığım zamanlar onunla uğraşırım artık. Kiminle uğraşıyorsun Hakan'cığım? Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Kimseyle uğraşmıyorum. Yani öyle benimle uğraşanlarla değil. İyi. O zaman herkese söylediğini bu sefer ben sana söyleyeyim Hakan'cığım. Neymiş o? Mahkeme yaklaşıyor biliyorsun. Hı hı. Rica ediyorum, aleyhimizde kullanılacak herhangi bir hata yapma Hakan. Merak etme Demet'ciğim. Bir sıkıntı çıkmaz. Her şey kontrol altında. Peki. Asuman'ı stajyer olarak almışsın. Şöyle bir bakınca kötü bir karar gibi duruyor değil mi? Yani. Dans performansına bakıp ön yargılı olmamak lazım. Bir de şirketteki performansına bakıp. Hmm. Şirketliği ben çok sevmem. Çok yoruldum. Çok uzun zamandır böyle dans etmiyorum. Ya tatlım. Fikrini söyle. Alya, ne haber tatlım? İyiyim. Senden ne haber? Ben de iyiyim. Aa, Deniz de buradaymış. Ne haber Deniz? Görüşemedik epeydir. İyidir. Ya ben Güney Amerika'daydım da o yüzden herhalde. Aa evet, konuşmuştuk. Geçen sene anlatıyordum planlarını. O zamanlar sevgilinle beraber gitmeyi planlıyordun. O Güney Amerika değil canım, İspanya'ydı. Aa evet, vallahi sizin ayrıldığınıza inanamıyorum. O zamanlar etle tırnak gibiydiniz. Neyse, böyle arkadaş kalmanız da süper. Çok öpüyorum, görüşürüz. Ay inanamıyorum, siz beraber miydiniz? Sen bilmiyorsun. Bilmiyordun tabii. Ben söyleyecektim de bir türlü fırsat olmadı. Sorun yok canım. Yani zaten söylemek zorunda olduğunuz bir şey değil ki bu. Ya vallahi kız doğru söylüyor ama çok iyi arkadaş kalmışsınız. Yoksa ben anlardım. Ay Güney Bey, işiniz ölçüsün. Git bakayım şuraya. Ablacığım gel. Gel, gel, gel. Seni de göreceğim işte. Deniz, biz de dans edelim mi? Yok ya, ben bir masalara bakacağım. Her şey yolunda mı diye. Tarık dans eder. Ha yok, et. Yani ettiğim bir şey değil. Hadi Tarık, gel. Edersin bence. Hadi gel, hadi dans edelim. Vallahi. Hadi gel.
da şey yapamıyorum. Ya. Sen niye dans etmiyorsun? Patron oldu ya, etmez artık. Canım istemiyor ya. İstese dükkan benim. Çok kötü dans ediyorum. Ama gerek yok. Ben istifa ediyorum. İlk bayanımla yarın konuşurum. Yok, ben öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu an senin düşündüğün şey. Durum gitgide daha ilginç bir hal alıyordu. Ben ne düşünüyormuşum peki şu an? Bence şu an ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Buradan çıkmayın. Yanılıyor mu? Pek yanılıyor sayılmazsınız. Durum ortada. Bir de çok yoruldum. Üstelik bir daha açsın. Onu nereden biliyorsunuz? Tahmin ettim. Bütün gün evde bir şey yememişsin. Ayrıca şu şefamane meselesinin peşinden koştun. Moralin bozuldu, canın sıkıldı, eve gittin. Fast food'da yemediğine göre tam bir şeyler hazırlamaya girişecektin ki... fırsat bulamadan buraya geldin. Yani şu an aç olmalısın. Ayrıca geldiğinden beri patlamış mısıra da dönüyorsun. Tebrik ediyorum. Çok iyi gittiniz. Ben de açım. Nereye gidelim? Aslında bir yer geliyor aklıma. Ama siz sever misiniz? Emin olamadım. Hayatta bazen risk almak gerekiyor. Gidip görelim. Görelim. Kapıda buluşalım o zaman. Tamam, ben Fatoş'a haber vereyim. Tatlım, ben gidiyorum. Nereye ya? Daha hayır çıkacaktı. Hem çok yoruldum. Fatoş hem de Ferit Bey beni geçerken bırakacak, bir şeyler yiyeceğiz. Aa, yok öyle. Asuman anlatırsın. Hadi. Sana emanet. Hadi. Tamam. Bebeğim konuşuruz. Nereye, nereye gidiyorsun? Fatoş anlatacak. Aa. İşte burası. Yani bahsettiğim gibi küçük bir yer. Sevmediyseniz hiç sorun değil. Başka yere gidebiliriz. Bence gayet güzel. Nazlı kızım. Kızım neredesin sen? Özlettin kendini yavrum. Kadir amcacığım, koşturmaca ya. İş güç, gelemedim. Senin patronun cins birisi galiba. Sana hiç izin vermiyor mu? Kadir amca, ben tanıştırayım. Patronum Ferit Bey. Gördün mü bak, pot kırdık. Özür dilerim evladım. Estağfurullah. Merhaba, ben Ferit Aslan. Buraya Nazlı'nın patronu olarak gelmedim. İki arkadaş olarak geldik. Anlaşıldı. Sizi şöyle alayım. Bu masa sizin gibi arkadaşlar için özel bir masamız. Buyurun. Sağ olasın Kadir amca. Siz ufak ufak muhabbete başlayın. Ben de sizler için taze bir şeyler hazırlayayım, getireyim. Teşekkürler. Sağ olasın. Kadir amca yaşlanınca tekneyi sattı. Sonra da burayı açtı. Şehirdeki en iyilik erdeği o yapar. Sen nasıl keşfettin burayı? İyi bir aşçı, iyi yemeği nerede bulacağını bilir. Acıyor mu? Yok ya, geçti, bir şey kalmadı. Hem ben alışkınım zaten oramı buramı kesmeye. Çocukken de böyleydim. Sürekli kollarım, bacaklarım hep yara bere içindeydi. Ağaçtan düştüm, bisikletten düştüm. Hatta bir keresinde balkondan bile düştüm. Neyse ki ev girişi kattaydı. Fark ettim ki şu an yine bir sürü gereksiz bilgi verdim ben. Hiç ilginizi çekmeyen konularda. Ben de öyle salonda büyümedim herhalde. Vallahi bilmiyorum. Ben en son Signor Rosetti ve piyano hikayesinde kaldım. Bence salonda büyüdüğünüzü düşünebilirim.
Babamla top oynamaya giderdik, uçurtma uçurmaya giderdik. Ben çok hareketli bir çocuktum. Deli gibi sağa sola koştururdum. Keresinde hatırlıyorum, ayağım takılmıştı, çok fena düşmüştüm. Şurada izi hala duruyor. Sizinkinin en azından böyle güzel bir hatırası varmış. Benimkiler hep saçma sapan şeyler. Ve baktıkça aklıma tencereler, tavalar falan geliyor. Yok canım, siz lütfen. Aynısını alabilir miyim bir tane daha? Tamam. Siz? Bana da aynısını al lütfen. Geldiğinizden beri su içiyorsunuz yalnız. Ay ne var canım? Mideme dokunuyor benim karıştırınca. Sen su ver bana, soğuk olsun. Nasılsın? İyiyim, sen? İyi. Şey, ne yaptın? İş görüşmen nasıl geçti? Ay nasıl geçsin yani Engin? O gün seninle karşılaştıktan sonra iyi geçmesine imkan var mı? Ha, benim yüzümden yani. Ay yok canım, ne münasebet, ben öyle bir şey dedim şimdi. Ne dedin? Bak Engin, ben gerçekten çok üzgünüm. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Bakar mısın, şu gözüme feri gitti resmen ya. Gayet iyi görünüyorsun. İyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi söyledi bu ya? Uf ya. Nasıl bahsettiğim kadar varmış değil mi? Her şey çok lezzetli. Burası gerçekten keşfedilmemiş bir hazine. Yalnız buranın bir kuralı var. Öyle mi? Nedir o? Burayı çok sevdiğimiz insanlar dışında kimseyle paylaşmıyoruz. Yani çok sevdikleriniz derken ucu açık bir kelime sevdikleriniz. Arkadaşınız olabilir, iş arkadaşınız olabilir, kardeşiniz olur. Yani genel öyle. Şey, ben bu parçayı çok severim de, yani burada böyle bir anda... Güzel şeyler hep bir anda olur. Yalnız bu şarkının da bir kuralı var. Neymiş o? Dans etmemiz gerekiyor. Böyle bir anda. Güzel şeyler hep bir anda olur zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir geceydi.
İyi geceler. Nazlı. Günaydın. Günaydın. Ben çoktan işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Gitmedim. Ben mutfağa geçeyim. Nazlı. Dün gece çok güzeldi. Bence de. Nazlıcığım. Nazlıcığım. Nazlı. Fatoş ne yapıyorsun? Ne yapacağım ya? Uyanmıyorsun. Uyansana kızım. Allah Allah. Böyle sapık gibi insan mı uyandırılır? Sen böyle mi uyandırıyorsun insanları? Yavaşça seslensen uyanırdım ben. Aa tabii, ben bunu niye düşünemedim acaba Nazlı? Dışarıdan en az 18 kere, içeriden de 22 kere seslenseydim keşke. Tüh. Dejavu oldum. Ben de çüş oha falan oldum yani. Ya kızım, dün adamı aldın, çıktın, gittin. Ben yatıyordum, daha gelmemiştiniz. Öldüm meraktan. Ne yaptınız? Nereye gittiniz? Fatoş, bir şey yapmadık. Yani Kadir abinin yanına gittik, yemek yedik. Nasıl yani? O kadar saat sadece yemek mi yediniz Nazlı? Fatoş'cum, farkındaysan çok travmatik bir uyanış şekli oldu. Adım bile hatırlamıyorum sayende. Bir izin ver, kendime geleyim. İyi tamam, hadi ben burada bekliyorum. Acele et. Bulut'cum, bak Melis ablan sana reçelli ekmek yapsın. Ne istersin? Portakal mı yoksa çilek mi? Reçel istemiyorum. Peki. O zaman tereyağı bal yapsın. İstemiyorum dedim. Hemen dayımla konuşacağım. Bulut'cum, dayın çalışıyor, meşguldür. Dayım benimle her zaman konuşur bir kere. Hastayken bile de konuştu, işteyken de konuşur. Ne dayıymış arkadaş? Bulut, dayının bugün önemli bir toplantısı varmış. Bak ben de aradım, açmadı. Sonra konuşursun, olmaz mı? Bulut'cum, hadi bitir kahvaltını. Ya istemiyorum dedim ya. Hemen aç değilim. Odama gideceğim. Bulut'cum bak, böyle olmaz. Hiçbir şey yemedin. Tamam, siz merak etmeyin. Ben odasında bir şeyler yedireceğim. Küstü yine bak. Öyle. Ama mahkemeye kadar gönlünü almak lazım. Ferit'le konuşmasına izin verse miydik acaba? Hayır canım, ne münasebet. Çocuğa abuk subuk bir şey söyleyecek, aklına girecek çocuğun. Sonra mahkemede aleyhimize delil olarak kullanacaklar. Ben böyle bir riski alamam. Doğru söylüyorsun. Demet'ciğim, çocuk bu ya. Onu isteyecek, onu istemeyecek, huysuzluk yapacak. Gezdirip tozdursunlar işte, lunaparka götürsünler, hamburger alsınlar, oyuncak alsınlar. Ne istiyorsa yapsınlar. Ya yarınki mahkemeye kadar oyalasınlar çocuğu. Dans ettiniz, ha? İkiniz, baş başa. Yok, benim elimde mendil vardı ya, ben halay başıydım. Baş başa tabii Fatoş, nasıl olacak? Öptüm peki. Ha? Hadi itiraf et. İtiraf et hadi.
Hadi hadi öptün mü? Ha? Öptü. Ne? Dur, sen arkadaşımsın, senden saklayamam. Tabii ki Nazlı. Ben gözlerimi kapattım. Böyle uzun uzun öptü. Elleri saçlarımdaydı. Sonra dizlerinin üstüne çöktü. Teklif edecek. Gözlerime baktı. Fatoş, sonra sesi duydum. Pıt. Fatoş. Ne kadardı Fatoş? Allah! Sonra. Sonra uyandım. Yani böyle şeyler rüyalarda olur ya. Ay Nazlı. Ne kadar komiksin bu sabah. Bu ara öyle oldu. Hayır yani, dans ettik deyince ben de devamı geldi zannettim. Dansın devamı ne Fatoş? Yani dans ettikten sonra ne oluyor? Ön arkası yok, dans ettik yani iki yetişkin gibi. Ay çıldıracağım. Arkadaş bitti, şimdi yetişkin başladı. Gözünden bir şey kaçmasın. Kaçmaz. Bir kere iki yetişkin romantik böyle ay ışığında dans etmezler canım. Tamam mı? Hani dans ederler ama ondan bir mana çıkar. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Bence kendimizi kandıralım Fatoş. Şurada duran dağ gibi bir yalanımız olduğu sürece kendimizi kandıralım. Ne yalanı ya? Fatoş, hiç olmamış gibi hayatımıza devam ediyoruz ama Asuman'ın yalanı orada yuvarlana yuvarlana büyümeye devam ediyor. Ha, değil mi? O vardı ya. O vardı. Aile geldi. Prova yapacaktık. Nasıl kandırdın beni ya alçak? Hoş geldin Ali'cığım. Tam zamanda geldim vallahi. Hayrola sabah sabah. Biz de Nazlı'nın dün geceki özel hayatını analiz ediyorduk. Fatoş fizibilitesini çıkardı, yatırımı nereye yapsak diye konuşuyoruz. Hı hı. Ferit mi? Bak, duydun mu? Bir ben değil, bütün dünya bu etkileşimin farkında. Duydum. Kendimi sorgulamaya başladım bile. Yani Nazlı. Yani. Bence çok yakışırsınız. Aslında o da sana karşı boş değil. Kesin. Aa, neler de söylüyor. Öyle mi? Öyle değil. Öyle değil çünkü bizim Ferit Bey'le gayet insani, iki yetişkin gibi bir iş arkadaşlığımız var. Çıldırırsın mı? Ayrıca bir dakika. Ben Ferit Bey'in yanına işe girdiğimden beri iyi kazanıyorum değil mi Fatoş? Evet gayet iyi kazanıyorsun. Ayrıca Japonca kursuma da zaman kalıyor. Rahat rahat Japonca kursuna gidebiliyorum. Japoncam çok gelişti değil mi Fatoş? Evet, bülbül gibi şakıyorsun maşallah. Hem en önemlisi hayallerimdeki restoranı açabilmek için kenara 3-5 kuruş para atabiliyorum. Açarız değil mi Fatoş? Açarız kız. Kızlar aklıma ne geldi? Yani Ferit'in uzun zamandır hayatında hiçbir kadın yok. Olsa ben duyardım. Allah Allah, birisini bekliyorsa demek ki. Kimi bekliyor acaba? Bence beni. Nazlı. Yani çok yakışırsınız bence. Sence? Tabii canım. Bence siz nasıl desem biraz fazla. Güzel ve zeki miyiz? İşsizsiniz Fatoş. Siz biraz fazla işsizsiniz. Canınız sıkılıyor. Hayal dünyanızı geliştiriyor bu. Aşk olsun Nazlı. İnkar ediyor görüyor musun? Full inkar. Sen aç mısın? Tabak getireyim mi? Yedim ama bir salatalık yerim. Çok güzel tadı. Doğru bir karar vermişsiniz. Yarınki mahkemeye kadar Bulut'un kafasının karışmaması önemli. Anlıyorum. Fakat Bulut çok duygusal bir çocuk. Hemen küsüyor. Yani böyle küstürüp mahkeme öncesi Ferit'in eline koz vermek istemiyorum. Evet. Bulut'la aranızdaki bağların gelişmemiş olması normal. Ama siz bir ailesiniz. Bulut'u sıcak bir aile ortamında büyütebilirsiniz. Neyse, isterseniz bunları geçelim. Bunlar zaten bizim bildiğimiz, konuştuğumuz şeyler. Daha önceki avukat da bununla ilgili size bilgi vermişti. Biz asıl meselemize gelelim. Bizim meselemiz Ferit Aslan. Bizim Ferit Aslan'ı mahkeme karşısında çapkın, hovarda, her çiçekten bal alan, gecelik ilişkiler yaşayan, hiç kimseye değer vermeyen bir adam olarak göstermemiz lazım. Bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Evet. Ferit Bey'in yaşam tarzına şahitlik edebilecek birilerine ulaştık. Hmm. Konuşmak istemiyorlar ama biz zayıf noktası olan bir kadına ulaşmak üzereyiz.
En yakın zamanda da karşınıza çıkaracağız. Ha, güzel. İşte şimdi aynı dilden konuşmaya başladık. Seninle iyi anlaşacağız avukat. Seninle iyi anlaşacağız. Demek birini bulduk ha? Nazlı. Günaydın. Günaydın. Ben çoktan işe gitmişsinizdir diye düşündüm. Gitmedim. Gördüm. İşe gitmeyecek misiniz? Gideceğim ama önce sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Nedir o? Söylersem sürpriz olmaz. Kendi gözlerimle görmelisin. Gözlerimle. Geldi. Ferit Bey, yerime birini mi aldınız? Merhabalar. Merhaba. Hazar ben. Çok memnun oldum. Ben hiç anlamadım şu an. Workshop'ı burada yapacaksınız Nazlı. Hazar Bey öğleden sonra şehir dışına çıkıyor ama kendisi ricamı kırmayarak bu sabah sana burada özel bir sunum yapmayı kabul etti. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Hastayken yanımda olduğun için teşekkür etmek istedim sana. Ettiniz. Hadi bekletme şef. Hadi başlayalım. Bakalım bu nasıl? Ya böyle küçük sürprizler mi yapsak? Detaylarda sürprizler. Şeytan detaylarda gizlidir diyorsun yani. Tamam bekle, aklıma çok süper bir fikir geldi. Tam senlik. Otur otur, ben bakarım. Ay Alya, çok beğeneceksin. Aklıma harika bir şey geldi. Engin, ne işin var burada? Sen ne yapıyorsun ya aslında burada? Kıyafet tasarlıyoruz. Ya sen ne yapıyorsun orada ya? Kim gel? Aa! Gitsin için. Ayakkabılar. Ayakkabıları çıkarman lazım. Ha, ayakkabılar. Hoş geldin. Kusura bakma, biz çalışıyorduk da böyle biraz dağınık. Hadi ben kaçtım. Aya, nereye gidiyorsun ya? Biz daha çalışıyorduk. Çalışacaktık, nereden gidiyorsun? Hadi şurada gitme, sıra gitme. Gitme, hadi size konuşalım, hadi. Ne alırsın? Fark etmez. Toplayabildiniz mi Hakan'la ilgili bir şeyler? Güzel. Güzel. O halde şirkette buluşalım. Home office mi bugün? Çıkıyorum birazdan, sen? Ben de Nazlı'yı aradım da birkaç kere. Açmadı. Merak ettim. Bir bakayım dedim. Nazlı meşgul şimdi. Aa. Neden? Mutfakta misafir var.
Hani vardı ya workshop'una katılmak istediği bir şef. Amani. Evet, ona ulaştım. Şimdi mutfakta özel bir sunum veriyor Nazlı'ya. Ha. Yeni bebeklerimiz. Limonatan. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne gülüyorsun ya? Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Nasıl? Ne demek şimdi bu? Doğal halinle yani. Böyle çok daha güzelsin. Mersi. Yani aslında ikisi de aynı insan Engin. Salaş olan da, özenli olan da aynı Fatoş. Eviniz çok tatlıymış. Sağ ol. Ben geçerken bir uğramak istedim. Dün geceden sonra. Ortak çok tanıdığımız var. Aynı ortamlarda karşılaşabiliriz. Evet, tabii ki de. Yani şeyden emin olmak istedim. Hani böyle birbirimizi gördüğümüzde, karşılaştığımızda... ne bileyim, iki medeni insan gibi durabilecek miyiz? Hani gerginlik olmadan. Tabii ki. Yani sonuçta biz iki yetişkiniz değil mi? Ona göre davranabiliriz. Gerginliğe hiç gerek yok. Ben de gerginliği hiç sevmem zaten. Yani tabii ilk tanıştığımız gibi olamayız. Olamayız tabii. Ne demişler? Aynı suda iki kere şey yapılmaz. Yıkanılmaz. Yıkanılmaz. Ben kaçayım artık. Nereye gidiyorsun ya? Bak daha limonatan bitmedi. Teşekkür ederim. Acelem vardı benim. Her şeyin yolunda olması sevindim. Her şey yolunda. Ne oldu şimdi ya? Her şey Ferit Bey sayesinde oldu. Ya kim bilir ne kadar uğraşmışsınızdır ama Şef Amani'yi getirebilmek için. Ne güzel bir sürpriz. Hiç kimse benim için bu kadar çabalamamıştı daha önce. Herhalde şu an hayatta başka hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemezdi. Abartıyor musun biraz? Hayır, gerçek hislerim. Hiç yorum yapmadınız, sevmediniz mi? Muhteşem. Abartıyor musunuz biraz? Hayır, gerçek hislerim. Oldu da ye, ziyan etme sakın. Evet, benim işim bitti. O halde biz de çıkalım. Benim de şirkete gitmem gerekiyor. Ben biraz daha kalacağım ya. Nazlı'yla bir şey konuşmak istiyorum. Menüyle ilgili. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz bir deneyimdi benim için. Nazlıcığım eline sağlık. Çok yetenekli bir aşçısın ama denemeye çalışmaya devam et. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Rüyada mıyım ben? Yok, değilsin. Uyanıksın. Proje teslim tarihine sadık kalmalıyız. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Gerekirse çift vardiyaya geçelim. Tamam, peki Ferit Bey. Siz yeni bir planlama yapın. Hafta başı tekrar konuşuruz. Peki efendim.
Reis Bey, Tahir Bey geldi. Gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu Hakan Bey tam tahmin ettiğiniz gibi çıktı. Epey karanlık işlere bulaşmış. Tamam, bir saniye. İkbal Hanım, Asuman'a şirketimizin geçmişi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii Ferit Bey. Ben internetten araştırmıştım. Her şeye hakimim. Orada yazmayan şeyleri İkbal Hanım'dan öğrenirsin. Geçelim. Ya sen öğle yemeğine çıkabilirsin bu arada. Buradan sonra hemen toplantı ekleyeceğiz. Sen de geleceksin. Evet, elimizde ne var Tahir? Dosya epey kabarık Ferit Bey. Belli günler gizli bir salonda kumar oynuyormuş. Kumar masraflarını kaçakçılık faaliyetlerinden sağlıyormuş. Hiç şaşırmadım. Kaçakçılıktan elde ettiği parayı nerede nasıl atladığını biliyor muyuz? Eşelemeye devam ettiğimizde ortaya çıkacaktır kesin. Uzun süredir emniyetin takibinde. Ama çok dikkatli. Şu ana kadar hiçbir suçla ilişkilendirilmedi. Bu bilgileri mahkemede kullanabilmemiz için delile ihtiyacımız var. Elimizde kanıt var mı? Maalesef Ferit Bey, şimdilik hiçbir şey yok. Duruşma yarın yapılacak. O zamana kadar bu adamın foyasını ortaya çıkarmamız lazım Tahir. Bugün kendisiyle bağlantılı bir depoyla kaçakçılık faaliyetlerine dair bir duyum aldık. Polis gidecek, baskın yapacak büyük ihtimalle. Hakan'ın kirli ilişkilerini belgelendirebiliriz. Tamam, sen araştırmaya devam et. Vakit kaybetmeyin. Tamam. Ferit, rahat ol. Bence yarın mahkemeden bulutla çıkacaksın. Umarım. Hadi gel şunları bitirelim. Bak şimdi. Madem böyle bir işe girdim, birilerine faydam olsun istiyorum. Ne var aklında? Burayı amatör grupları açacağım. Liseli çocuklar, üniversite grupları, sokak müzisyenleri. İsteyen gelip çalacak. Çok iyi fikir. Yani çalmak isteyip de çalacak yer bulamayan bir sürü grup var. Evet, ben de çok heyecanlıyım. Menü konusunda senin yardımına ihtiyacım var. Hiç merak etme, yardım ederim. Ama öncesinde bir araştırma yapmam lazım. Öyle menü hemen olmaz. Tabii. Haklısın. O zaman anlaştık. Anlaştık. Bir de Aliye meselesi var. Bizim eski sevgili olmamız. Ya olan bir şeyi de söylememek, yalan söylemek de eşdeğer benim için. O kadar fazla şey oldu ki üst üste. Sana söylemeye fırsatım olmadı. Deniz, bu zaten bana söylemek zorunda olduğum bir şey değil. Sen takılmadın mı buna? Sen grup işini nasıl halledeceksin, onu anlat. Tanıdığım insanlara söyleyeceğim, onlar da tanıdıklarına söyleyecekler. Tabii yani bir PR şirketiyle de anlaştım. Sosyal medyada olacak işin içinde. Güzel, çok heyecanlı olacak. Ben gideyim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Seninle görüşmek istiyorum. Şu yaptığımız anlaşmamızın detaylarını konuşmamız lazım. Maalesef ben bugün çok meşgulüm. Asuman. Bebeğim. Bak ben senden bir şey istediğim zaman yapacaksın. Bir şey söylediğim zaman dinleyeceksin. Anlaşmamızı hatırlatayım ister misin? Nereye geleyim? Güzel. Adam ta Japonya'dan senin için aşçı getirmiş ve sen hala aramızda bir şey yok diyorsun Nazlı. Pes. Fatoş'um sen beni dinlemiyor musun? Adam şef. Sushi yapıyor ama Japonya'dan gelmedi. İranlı. Aa, Antakyalı dememiş miydin sen bu adam için? Hayır ya, ne alakası var? Antakya usulü sushi yapıyor. Hem bunun konuyla bir alakası yok Fatoş. Ferit Bey bana teşekkür etmek için yapmış. Arkadaşça. Tabii ki de arkadaşça Nazlıcığım. Zaten başka ne düşünülebilirdi ki? Evet Fatoş, arkadaşça. Ne oldu? Beğenemedin mi? Ben de şimdi kendisine teşekkür etmek için özel bir yemek yapayım diyorum.
Ya siz kafayı yemişsiniz Nazlı. Şimdi sen ona özel bir şeyler hazırlamak istiyorsun teşekkür etmek için. Sorun olacak, o da sana teşekkür etmek zorunda kalacak. Bu böyle uzağa gider. Ya ikiniz de birbirinize ne söyleyecekseniz söyleyin ve rahatlayın bence. Nazlıcığım, bu bildiğin aşk hayatım. Kabul etsen de etmesen de aşk. Fatoş, kafam karışık diyorum, beni anlamıyor musun? Üstüme gelme. Aa! Ya konuyu değiştir, istemiyorum. İçinde Ferit geçen, aşk geçen, arkadaşlık falan geçen hiçbir şey duymak istemiyorum. Başka şeylerden bahset bana. Geç, devam et, hadi anlat. Biz Engin'le barıştık. Hadi ya. Vallahi ben de tam olarak anlayamadım ama galiba barıştık. O ne demek be? Ya bu... bize geldi bir anda çat kapı ansızın böyle. Ayla sen ne yapıyorsun orada ya? Kim gel... Aa! Ben şok. Ama hiç belli etmiyorum Nazlı, bir gör nasıl cool'um. Hoş geldin. Bu geldi böyle süngüsü düşmüş. Kuyruğun bacağının arasını sıkıştırmış böyle. Yok efendim, bizim arkadaş ortamımız aynı da yüz yüze bakıyoruz da. Ortak çok tanıdığımız var. Aynı ortamlarda karşılaşabiliriz. Evet, tabii ki de. Bir gerginlik olmasın. İşte olur mu böyle falan filan. İki medeni insan gibi durabilecek miyiz? Hani gerginlik olmadan. Ben de gerginliği hiç sevmem zaten. Ben diyorum ki tabii ki de Engin'cim, yani sonuçta biz iki yetişkiniz. Tabii ki dedim, aramızda bir gerginlik olamaz. Yani tabii iki tanıştığımız gibi olamayız. Olamayız tabii. Sonra... yok işte aynı suda iki kere yıkanılmaz falan filan, böyle bir muhabbetler oldu. Ne demişler? Aynı suda iki kere şey yapılmaz. Yıkanılmaz. Yıkanılmaz. Tam anlamadım ne olduğunu. Ondan sonra şirkete gitmesi gerekiyormuş. Çık da git de. Ben kaçayım artık. Nereye gidiyorsun ya? Bak daha limona tam bitmedi. Fatoş'cum, siz bayağı ayrılmışsınız. Nasıl ya? Ne oldu şimdi ya? Nasıl ya? Nazlı? Gerçekten mi? Ama ben hiç öyle düşünmemiştim. Nasıl biz ayrıldık ya? Ayrılamıyorum şu anda. Ay edeyim gideyim yani burada. Şimdi Murat'a söz verdim. Gidip kafede öğleden sonra servis yapacaktım. Ben bu moralle hayatta servise falan yapamam. Fatoş'um bence sen git, hiç sözünden dönme. Madem söz vermişsin hem kafan dağılır. Bak eve gidersen kurar durursun valla. Nasıl, biz gerçekten ayrıldık mı ya? Belki ben yanlış anladım. Bundan sonra seninle sık sık görüşeceğiz. Şirkette olup biten her şeyi anlatacaksın. Ayrıca işime yarayacak bir şey duyarsan hemen söyleyeceksin. Ben neyin işinize yarayıp neyin yaramayacağını nereden bileceğim? Biliyorsun Asuman. Sen çok akıllı bir kızsın. Hem bugüne kadar kimin neyin peşinde olduğunu anlamışsındır çoktan. Hemen bir şey yapmanı beklemiyorum. Önce şirkettekilerin güvenini bir kazan. Kolay değil sonuçta. Demet Hanım, beni fazla hafife alıyorsunuz. Bilmem gereken bir şey mi var? Bugün bir iş toplantısına girdim. Engin Bey'in asistanı olarak. Bak sen. Evet. Toplantının sonuna doğru bir adam geldi. Şirketten biri değildi. Ferit Bey adam geldikten sonra hepimiz odadan apar topar gönderdi. Adı da ne? Tahir, Mahir, öyle bir şeydi. Peki bir şey konuştular mı? Bir şey duydun mu? Vallahi Hakan Bey'le ilgili konuştular. Ferit Bey onu araştırıyormuş sanırım. Başka bir şey duyabildin mi? Hepsi bu. Şimdilik. Aferin Asuman. Böyle devam et. Demet Hanım, artık izniniz olursa ben işimin başına dönebilir miyim? Dönebilirsin tabii. Ahmet, Asuman Hanım'ı şirket yakınlarında bir yere bırakacağız. Hadi. Deniz Bey, istediğiniz bilgiler. Bu zamana kadar çıkan gruplar, haftalara göre hasılat dökümü. Ayrıca eleman listesi.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Biraz eleman eksiğimiz var galiba. Bir de menü bana epey yetersiz geldi. Doğru, menü biraz zayıf kaldı. Bazı talepler oluyor. Ama patron bunun üstünde çalışamadan başka dertlerle uğraşmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz. Peki ya bar? Barı bir arkadaşımla idare ediyorum ya. Sürekli servis sorunu oluyor. Devamlı birileri gelip gidiyor. O tam oturmadı daha. Yeni gelen gruplar için Rodi lazım. Ben biraz çalışayım, daha sonra konuşuruz. Tamam. Efendim. Tamam, gelsin. Var mı gelişme dair? Arkadaşlardan haber geldi. Hakan'ın kaçakçılık işlerini yaptığı depoya polis baskını kesinleşti. Güzel. Bir aksilik olmasa Hakan'ın ipliğini pazara çıkardık demektir. Adamları huylandıracak hiçbir şey yapmadık. Bence bu iş bugün biter. Hadi bakalım inşallah. Ben gelişmelerden sizi haberdar edeceğim. Tamam. Şimdi gideceğimiz şirket yeni partnerlerimizden biri. Normalde bu tip bir toplantıya daha tecrübeli birini götürmek isterdim ama hepsi meşgul. Bulut için. Evet. Bulut'un davasıyla ilgili çalışıyorlar. Anlayacağım, başına talih kuşu kondu. Yüzünüzü kara çıkartmayacağım. Asistanlık tarihine geçmene gerek yok Asuman. Dikkatlice not alman yeterli. Asuman, siz Fatoş'ta ne zamandır ev arkadaşısınız? Ben Fatoş'u Antakya'dan tanırım. Ha, doğru. Çok iyi kızdır. Yani bazen anlaşamayız ama çok severim. Anlaşamayız derken? Yani işte sizin de bildiğiniz gibi Fatoş böyle çok fazla enerjiktir. Bazen böyle keşke bir kapatma tuşu olsa da durdurabilsem dersiniz. O yüzden de ayakları pek fazla yere basmaz. En ciddi olduğu anlarda bile bir havayilik vardır onda. Bence zaten bu yüzden bu kadar maymun iştahlı. Maymun iştahlı mıdır? Aa, tabii canım, öyledir. Yani bakın geçen gün bu bir iş görüşmesine gitmiş. Adamlar sormuşlar işte buna kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun diye. Bizimkisi başlamış anlatmaya. Yazmış da yazmış. Yani bir de bir duysanız bunun anlattıklarını. Değil 5 seneye, 15 seneye bile sığmaz. Deli işte, deli Fatoş. Çok severim ama canımın içidir o benim. En çok da bu huylarını severim. Teşekkürler canım. Ay iyi ki geldin Ali. Yoksa birazdan yangın var diye bağıracaktım yani. Aa, ne oldu? Ay bir şey olmadı. Bir şey olmuyor. Ben de kendimi anca böyle tanıdık kafelerde iş bulabiliyorum. Sonra da delilerle uğraşıyorum burada. Demin kadın bir tanesi özel soslu hamburgerin içinde neden sos var diye söylenip geri yolladı. Yahu yazmış oraya özel soslu hamburger diye. İçinde ne olacaktı acaba? Manyak. Neyse boş ver. Senin neyin var böyle yüzünden düşen bin parça? Ya birazcık canım sıkıldı işte. Anlatırım. Fatoş, senin masan hamburgerler hazır. Tamam. Sossuz, özel soslu hamburger de hazır. Lafını unutma. Ben şunu verip geliyorum. Buyurun hamburgeriniz. Afiyet olsun. Ya bakar mısınız? Pardon, siz bunun içine ketçapla mayonez mi koydunuz? E tabii, hamburger neticede. E hani sosu çıkarıyordunuz? Özel sosunu çıkarttık hanımefendi, istediğiniz gibi. Ha bu sos değil mi yani? Ben her şeyi 2 kere mi söylemek zorundayım size? Yani siz özel sosun dışında ketçabıyla mayonezi de mi çıksın istiyorsunuz? Yani. Şöyle yapalım mı hanımefendi? Ben hamburgerin içinden mayonezini, ketçabını, turşusunu, köftesini, soğanını falan her şeyini çıkarttırayım. Siz temiz temiz ekmeğini kemirin. Ozan! Siz böyle mi davranıyorsunuz müşterilere? Hayır, böyle davranmıyoruz. Şöyle davranıyoruz. Bir saniye bekleyin. Siz ömrünüzde hamburger yememişsiniz hanımefendi. Hamburgerin güzeli böyle bol mayonezli.
bol hardallı. Ay ne yapıyorsunuz ya? Hardal. Ay iğrenç. Bol ketçaplı olur. Aa, nimete iğrenç denmez, günah. Bakın size özel Fatoş'un spesiyalinden yaptım. Buyurun afiyet olsun, ısırmaz mısınız? Fatoş, hamurgenin hası burada ya. Isırın bir tane lütfen. Ne yapıyorsun? İstifa ediyorum, anladın mı? İstifa ediyorum. Oradan peçeteyi verir misiniz bir zahmet? Mersi. Ayla'cığım, önümün arkasını çözer misin bebeğim? Ne yapıyorsun? Ya bırak gitsin ya. İstifa ettim, duydunuz mu? Size de afiyet olsun. Manyak bu kız ya. Ya kızım bir tane laf söyledi, tek bir kelime etmiyorsun. Allah seni kahretsin inşallah. Hoş geldiniz Demet Hanım. Hoş bulduk. Bana bir kahve yapar mısın Sade? Aşkım sen mi geldin? Evet. Ben de şimdi çıkıyordum. Nereye gidiyorsun Hakan? Önce şirkete uğrayacağım, sonra Bekir'le halletmem gereken bir sorun var. Nasıl bir sorun? Böyle kafa yoracak bir şey değil ya, ufak tefek işler. Ne oldu ki? Hmm. Ya az evvel Asuman'la beraberdim de Feritler seni araştırıyorlarmış. Dikkatli ol Hakan. Feritler beni mi araştırıyormuş? Nasıl yani? Ne bileyim, öyle dedi işte. Kanun dışı bir şeyler yaptığını zannediyorlar galiba. Boş ver, uğraşsınlar. Bir şey bulabileceklerini sanıyorlar. Hakan. Efendim? Benden gizli yanlış bir şey yapmıyorsun değil mi? Demet Önder. Aşkım, benim park cezam bile yok. Sen güzel kafanı yorma böyle şeylere, tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Gidelim Bekir. Bekir ne oluyor oğlum lan? Taklaya gelmeyelim. Bak bu herifler bizi araştırıyormuş. Abi depoya hiç gitmeyelim istiyorsan. Gitmeyelim, gitmeyelim. Başımıza iş almayalım. Ben elim üstlerinde olsun istiyordum ama böyle de olmayacak. Biz en iyisi sevkiyatı evden takip edelim ha. Gel al salonu gel. İşte bu be abi, mükemmel oldu. Vallahi abi, senin söylediğin gibi yapınca gerçekten de parça uçtu gitti. Hep çaldığın bir şarkıyı böyle başka bir açıdan bakıp çalmaya başlayınca bir sürü şey çıkıyor farklı farklı. Eyvallah abi, çok sağ ol. Bize çok büyük bir fırsat verdin. Manyak mısın oğlum? O fırsatı siz aldınız. Bir ara bir daha çalalım hep beraber. Çalalım. Hoş geldiniz. Selam. Fatoş, ne bu surat? Ay, öyle işte ya. Deniz, boşver. Fatoş'a moral gezisine çıktık. Efsane bir atarla istifa etti. İstifa mı ettin? Hı. Nerede çalışıyordun? Ya bir kafe var. Orada çalışıyordum işte. Yani 3-5 kuruş kazanmak için part-time çalışıyordu bir kafede işte. Ama bugün itibariyle servis elemanla kariyerime son vermiş bulunuyorum. Elveda günlük 60 lira. Elveda bedava hamburger. Burada çalış. Nasıl? İşte burada. Hadi gel, burada çalış. Nasıl? Ne yapacağım ki ben burada? Servis elemanı olarak çalışacaksın. Aslında çok iyi fikir biliyor musun? Hem kendi çalışma günlerini de seçersin. Herkes öyle yapıyor değil mi Deniz? Evet. Yani haftalık çalışma günlerini de belirleriz. Zaten servis tecrüben de var. Yani. Ne bileyim, olabilir aslında ya. O zaman ilk part-time işin kutlu olsun. Nasıl yani, bu kadar mı? Hani öyle bir iş görüşmesi, siz gidin biz sizi ararız falan hiçbir yok mu? Yok, bu kadar. Aa, vallahi boş edemiyorlar var ya, her yerde torpilin olacak diye. Hayran. O zaman Ediz'e de söyleyelim, gezdirsin sana burayı. Ediz, bakar mısın? Nasıl geçti ilk iş günü, ilk toplantı? Bence iyiydi. Yani Engin Bey'in ağzından çıkan her şeyi not aldım. Da Engin Bey indikten sonra ben arkada biraz böyle şey gibi kaldım.
patron. Bence bir sakıncası yok. Rahatına bak. Ha yok canım, ondan demedim. Yani önde birisi böyle arabayı kullanıp sen arkada oturup yayılınca güzel oluyormuş. Tarık. Efendim? Sen biraz saf mısın? Saf mı? Aslında biraz var biliyor musun? Gerçekten. Yani arkadaşlarım falan da söylüyorlar da tam olarak neyi kastediyorlar onu anlamıyorum. Hangi arkadaşlarmış onlar? Mesela Fatoş mu? Yok. Yok. Fatoş Hanım'la öyle bir muhabbetimiz olmadı henüz. E canım, siz yemekten başka bir şey konuşmadığınız için olmamıştır tabii. Yani yemek bizim ortak noktamız. İkimiz de yemeği çok sevdiğimiz için. Abicim sen hoşlanmıyor musun Fatoş'tan? Yok canım, olur mu öyle şey? Yani hayır, bir kere her şeyden önce onlar Engin Bey'le bir muhabbet halindeler. Vallahi benim aldığım son haberlere göre Engin Bey Fatoş'a küs. Yani hazır diyorum. Ortam müsaitken diyorum. Atağa mı geçsen? Yok canım. Yani hayır, zaten Fatoş Hanım'la bizim aramızdaki ilişki öyle bir şey değil. Biz yemek arkadaşıyız. Aynen. Yani ben ayranım, o da soda. Ay, tamam Tarık'cığım. Yemek arkadaşı olun siz. Sen ayranın, o da soda olsun. Efendim Engin Bey. Evet, burada maalesef. Ne yapayım, ben getireyim mi size? Yok ya, şimdi getirmene gerek yok. Ben burada güzel bir yer keşfettim, oturuyorum. Ya da isterseniz ben direkt Deniz Bey'in mekanına bırakayım. Keyfim yerinde, sen akşam getir. Tamam, peki nasıl isterseniz. Bu arada ben sonrası için alayım mı sizi ya da aldırayım mı? Yok yok, buralardayım ben biraz daha. Toplantının stresini atıyorum. Söyle. Ne? Lan bir sakin. Ne baskını, ne polisinden bahsediyorsun oğlum sen? Lan bir işi de doğru düzgün becerim be. Ya bir saat önce çıksaydım evden? Konuşmadan kaybol oradan çabuk, kaybol! Abi ne olmuş? Lan ne olmuş Bekir ya? Polis basmış işte boyu. Hale bak ya. Ulan bizim 002'ye bak sen. Dakika bir, gol bir. Haber vermese yanıyoruz. Ne demek Hakan yırttı? Nasıl oluyor bu Tahir? Hakan depoya gitmemiş. Yakalanan adamlar da ismini vermemişler. Tanımayız, etmeyiz demişler. Polis de bir şey yapamıyor. Hiçbir kanıt yok çünkü. Elimiz boş kaldı yani. Maalesef Ferit Bey. Ama arkadaşlar takipte. Bir bilgiye ulaşınca bize haber verecekler. Tamam Tahir, tamam, çıkabiliriz. Soya suyuyla denesene, çok güzel oluyor Örek abi. Tamam, bir dahakine öyle yaparım. Deniz abi, biz çıkıyoruz. Durun, uğurlayayım sizi. Şişt, Alya, anlat bakalım. Neyi anlatayım? Ya işte Deniz'le ne zaman tanıştınız, ne kadar sürdü, neden bitti? Bak sayayım mı? Hadi dökül. İşte 4 yıl önce başladık. Ondan 3,5 yıl sonra da bitti. Birbirimizi biraz fazla yıprattık, o yüzden bitti. Hadi ya. Nasıl tanıştınız peki? Ortak bir arkadaşımızın doğum gününde tanıştık. O gece benden hoşlandığını söyledi. Ben o zaman bir ilişkimden yeni ayrılmıştım. Biraz kafam karışıktı. O da o zaman bir yerde çalıyor. Dedi ki bana, eğer gelirsen 3. şarkıyı senin için çalacağım. Aa, neden 3 peki? Ya işte o akşam uğurlu sayılarımızdan falan bahsetmiştik. Benimki de 3 demiştim oradan. Vay, Deniz'e bak sen ya. Gittin mi peki? Gittim. Ama dedim ya, o sıralar çok kafam karışık. İşte böyle arkalara bir yere saklandım beni göremesin diye. Sonra Alya, eğer buradaysan bu 3. şarkıyı senin için çalıyorum dedi. Sonra ben sahneye doğru yürümeye başladım.
O bana güldü. Ben de ona güldüm. O günden beri hem sevgilim hem arkadaşım. Ay çok romantikmiş ya Alya. Siz niye ayrıldınız ki o zaman? Ne bileyim problem dediğin şey çözülür yani. Bir iki şarkı bestelerdiniz, birbirinize hediye ederdiniz, anırdınız birbirinizi gönlünü. O kadar kolay olmuyor. Yani ben çok hata yaptım. O da öyle. Çok yıprattık birbirimizi. Yani artık arkadaşsınız öyle mi? Hani ben onu çok seviyorum. Arkadaş da olsa, sevgili de olsa o benim yanımdayken ben daha iyi bir insan oluyorum. O yüzden de kopamıyorum ondan. Kıyamam ben sana ya. Ay bak ben de bir kötü oldum, fena oldum. Tüylerim diken diken. Şimdi Sadede geliyorum ve seninle açık konuşuyorum Buse. Ben Ferit Aslan'a savaş açtım. Ve bu savaşta da seni kullanmak istiyorum. Ferit benim eski arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyoruz ama ona zarar verecek bir şey asla yapmam. Buse, babanın durumundan haberdarım. İflas ettiğinden. Bir sürü borcunuz var. Eğer benimle anlaşırsan bu borçları sıfırlarım. Bu anlaşmadan dolayı da sana yüklü bir ödeme yaparım. Bence çok cazip bir teklif. Düşün derim. Ne istiyorsunuz benden tam olarak? Güzel. Aslında çok basit bir şey. Ferit Aslan'la bir akşam yemeği yemeni istiyorum. O yemeğin devamını getirmeni istiyorum. Ve geceden birkaç tane fotoğraf göndermeni istiyorum bana. Hepsi bu. Biz bu fotoğrafları mahkemede Ferit'in aleyhine delil olarak kullanacağız. Yani aslında çok da yakın olmanız gerekmiyor. El ele olmanız bile yeter. Yetmez. Aksine samimi fotoğraflar istiyorum, mümkünse yatakta çekilmiş. Ferit'ten bahsediyoruz yalnız. Bu hiç kolay değil. Kolay olmadığını biliyorum. O yüzden sana yüklü bir ödeme yapıyorum ya. Ne diyorsun? Tamam. Size yardım edeceğim. Güzel. Yalnız küçük bir meselemiz var. O da şu, yemeği bu akşam yemeniz lazım. Çünkü mahkeme yarın. Acelemiz var yani. O zaman ben izninizi isteyeyim. Akşam için hazırlanmam lazım. Tamam. Beni yanıltmazsın diye umuyorum. Görüşürüz. 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 Yalnız bu kız Ferit'i etkileyecek biri değil bence. Daha önce etkilemiş yalnız. Efendim? Alo Ferit, merhaba, ben Buse. Buse? Ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Bu akşam görüşebilir miyiz? Bu akşam mı? Ya aslında biraz bu aralar yoğunum. Konuşmaya ihtiyacım var Ferit. Bu aralar canım sıkkın biraz. Benim de öyle. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yani aslında var. Hayır Ferit Bey, gerçekten ben sizin için endişeleniyorum. Nasıl kıyıp yiyeceksiniz bu şaheseri? Ben sizin yerinizde olsam Nazlı ile tanıştığım günü hayatımın en şanslı günü ilan ederdim. Hmm. Tamam şimdi yani amanenin de emeği yok. Sayılmaz onun da tarifleri ama sonuçta işin içine benim el emeğim girdi. Nazlı, senin içine küçük bir fatoş mu kaçtı acaba? Alt tarafın minnettarlığını göstermek için bir yemek yapıyorsun. Ki zaten bu senin işin, değil mi? Nazlı? Ferit Bey. Kimle konuşuyorsun? Kendi kendime. Yani kendi kendime derken öyle kendi kendime sesli düşünüyordum. Siz erken mi geldiniz? Evet.
Çok iyi yaptınız. Galiba içinize doğdu benim şahane yemekler yaptığım. Hepsi Aman'ın tarifi. Nazlı ellerine sağlık ama son anda bir şey çıktı. Sana da haber vermeye fırsatım olmadı. Ben bu akşam dışarıda yiyorum. İş yemeği mi? Hayır. Üstümü değiştirip çıkacağım. Görüşürüz yarın. Görüşürüz. Efendim Buse. Rezervasyonu yaptırdım ben. Çıkıyorum birazdan. Kolay kolay, yeri çok kolay. Bluebell restoran yazarsan çıkıyor zaten. İstersen ben de alabilirim seni. Tamam, görüşürüz. Buse kim ya? Buse ne hatta? Buse. Nazlı, sana da limonata koydum. Olur. Aa, bu mozaik pasta kimin? Asuman'ın. Ye gitsin. Yiyeceğim vallahi. Bana yeseymiş. Yemeyenin malını yerler. Yerler değil mi? Yerler tabii. Hem de şapur şapur yerler. Buse. Ne? Havalar bu sene. Çok acayip değil mi ya? Bak ya, sen de kendini limonataya falan vurdun sıcaktan. Bir yağmur yağıyor, bir dolu yağıyor, bir sıcak. Bir de nem var. Nem çok kötü. Allah Allah Nazlı. Senden değişik sinyaller alıyorum. Bak ben senin bu hallerini bilirim. Kafana bir şey mi takılıyor? Ferit'le mi ilgili? Hadi anlat bebeğim, ne oldu? Hayır ya bebeğim, beni galiba ev bastı. Böyle evde durasım yok. Canım evde durmak istemiyor. Ne yapsak? Bence biz bu gece yemeği dışarıda yiyelim. Yiyelim. Bak şu köşeye kebap diye bir yer açılmış. Hem kebapları çok güzelmiş, hem de 20 liraya falan çıkarız biz oradan. Tam olarak öyle bir şey değil istediğim Fatoş. Başka bir şey. Mesela Bluebell diye bir restoran açılmış yeni. Oraya gidelim. Bluebell restoran mı? Nazlı, buranın kazık olduğu isminden bile belli ya. Şimdi gidip orada parçalanmayalım. Ya. Ama çok met ediyorlar. Ya bir dergide öyle okudum. Ayrıca gidip mutfağına bakacağım Fatoş. Ben kariyerimde yükselmeyeyim mi? Bir şeyler öğrenmeyeyim mi? Tamam, gidelim ya. Hem artık ben işi gücü olan bir insanım yani. Maaşım bile var. Bunlardan mı gözümü korkacak yani? Hatta ben ısmarlıyorum ya. Vallahi gidelim. Gidelim bakalım nasıl olacakmış yani. Enteresan bir deneyim olacak. Bakalım güzel miymiş? Belki de o kadar güzel değildir. Allah Allah. Hayır olsun inşallah. Neyse, bunun kokusu çıkacak yakında ama henüz bir şey anlamadım. İyi, ben gidip hazırlanıyorum o zaman. Sana da afiyet olsun. Sağ ol. Yemeğin malı gerçekten yiyorlar ya. Güzelse de güzeldir yani. Ne var? Buse. Ne biçim isim? Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Buyurun, ben size eşlik edeyim. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Orası olmaz. Orası olmaz çünkü buranın manzarası güzel değil. Nereye peki? Şurası güzel aşkım, otur orada. Buraya değil. Bak, burası daha güzel. Allah Allah, iyi peki. Gerçekten buranın manzarası şahaneymiş Nazlı. Asansör boşluğu. Ay, burada da insanlar var. Hiç görmediğin şey sanki. Sen nereye bakıyorsun ya öyle? Aa, Ferit. Ne tesadüf değil mi? Nazlı, sen neler çeviriyorsun? Bir sorabilir miyim acaba ben? Bizim ne işimiz var ya burada, yoksa Ferit'i takip ediyoruz? Fatoş, tam olarak... Ferit? Buse. Ha, geldi. Bu kim ya? Buse. Buse kim?
kızmış ama Allah var. Hakikaten güzelmiş. Nazlı. Hakikaten öyle konuşma ya. Biraz küçük harflerle konuş. Fark edecekler bizi. Bakıyorum hemen adapte olduğun takip işine. Tabii kızım. Hayatta en sevdiğim şey. Ay bakalım neler olacak acaba? Nereden çıktı ya şimdi? Ben onu anlamadım yani. Eskilerden mi yoksa yeni mi tanıştılar acaba? Ay Fadoş, eskisini mi biliyoruz adamın? Biz her şey yeni. Yok yok, bu eskilerden. Baksana hemen muhabbete sardılar. Belki çok yakın arkadaşı. Hemen fesat düşün zaten. Nazlıcığım, sana şu kadarını söyleyeyim. Bu gece yatakta biter. Çüş! Teşekkür ederim. Karnımda nasıl aç. Ben de kendimi yemeğe vuracağım. Nazlı. Burada bir kap yemek 85 lira ya. Ya yemek ısmarlarım denizsem bu kadar da değil yani. Yetmez mi? Yeter mi? Tamam, kahve içeriz. Of, çay. Çıkışta da ben sana kokoreç ısmarlarım. Koray, bas gitarın sesini biraz açsana. Elis. Şu barda çok boş tepsi bırakmayın. Şurasıyla biraz ilgilensene. Her şey çok güzel olacak. Sakin ol ve tadını çıkar. Her şey çok güzel olacak. Sakinim ve tadını çıkarıyorum. Hem zaten bana destek olan bir sürü insan var etrafımda. Sen, Fatoş, Ferit abi, Nazlı. Ya Deniz, dünden beri sana bir şey soracağım soramadım bir türlü. İnsanlar eski sevgili olduğumuzu öğrendiğinde neden bozuldun? Çünkü dün bayağı yüzün düştü ve ben seni çok iyi tanıdığım için bunu anlayabiliyorum. Beni o kadar iyi tanıyorsan, geçmişle bugünü karıştırmayacağımı çok iyi bilirsin. Burası benim için yeni bir sayfa. Artık eskiyi karıştırmak istemiyorum. Yani ben geçmişte kaldım ve temiz sayfanda yerim yok, öyle mi? Hayır Alya. Geçmiş geçmişte kaldı. Ayrıca bu konuları da böyle defalarca konuşup birbirimizi yıpratmaya gerek yok. Defalarca konuşmuyoruz. Bu yeni bir konu. Yeni mi? Evet. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? İyidir. Senden ne haber? İyi, iyi de. Özel bir şey mi konuşuyordunuz? Böldüm mü ben sizi? Yok. Yok ya, normal konuşuyorduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misiniz? İyiyiz. Sen nasılsın? İyi. Karar verdiniz mi hanımlar? Ben bir su alacağım. Başka? Bu kadar. Siz ne alırsınız efendim? Ben de bir bardak alayım. Bardak? Bardak, hani olur ya böyle camdan içi boş. Boş bardak. Evet. Peki ara sıcak veya başlangıç olarak ne alırsınız? Diyetteyiz biz. Çok yemeyelim dedik. Peki. Sağ olun. Ay bu da kısa mesafe almayan taksiciler gibi. Sana ne ya? İster biftek yerim, ister su içerim yani. Allah Allah. Of Fatoş, kafamı karıştırıyorsun. Bir sus. Ya çok iyi oldu görüşmemiz. Çok özlemişim seni. Epey olmuştu değil mi? Tabii ya. 2 sene. Hatta belki de daha fazla. Neler yaptın bu arada? Nişanlandım. Hadi canım, ciddi misin? Tanıyor muyuz? Yok, tanımazsın.
Hayırlı olsun, çok sevindim. Sağ ol. Aslında Hakan'a teşekkür etmemiz lazım. İki eski dostu bir araya getirmiş oldu. Ben onlara dedim. Ferit'e zarar verecek bir şey yapmam dedim ama inanmadılar. Boş ver, onlar öyle bilsin. Çok fenalar ya. Ay yok, bu kız çok fingirdek. Baksana görüşlere. Ay ben bu saçını başını yolarım vallahi. Konuştum şimdi. Birazdan gelecekmiş. Fatoş yok mu? Fatoş. Vallahi Fatoş ve ablam baş başa yemeğe gittiler. Kız kıza. Fatoş Hanım'ın canı yine öyle değişik bir şeyler yemek çektiyse demek. Ondan... onlar var ya kesin uykuluk yemeğe gittiler. Çünkü geçen öyle bir muhabbet oldu. Ben bir böyle uykuluk yapan bir yer tarif etmiştim. Kesin oraya gitmişlerdir. Uykuluk yapan bir yer tarif ettin. Peki tarifçim, sen böyle sağ solu tarif edeceğini acaba Fatoş'u kendin mi götürsen artık? Birlikte mi gidelim yani ikimiz baş başa? Evet. Ya aslında bizim öyle uzun vadeli birkaç yemek planımız var. Mesela Aralık'ta Üsküdar'a gideceğiz kabak tatlısı yemeye. Tarık'cığım o iş öyle yürümez canım. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Gideceksin Fatoş'un yanına, tutacaksın kolundan götüreceksin. Böyle sürpriz yapacaksın ona. Hem bak Fatoş böyle sürpriz şeylere bayılır. Ya olabilir aslında. En nihayetinde bizimki dostça bir yemek olur tabii. Tarık. Bak ben her şeyi biliyorum. Bana güvenebilirsin. Hemen sana yardım etmek istiyorum. Asuman, bana niye yardım etmek istiyorsun diye sorabilir miyim acaba? Sevdim seni. Hem Fatoş'a da çok yakışıyorsunuz. Ayrıca senden bana çok güzel enişte olur vallahi. Bol bol yemek ısmarlarsın bana. Bir de şöyle küçük bir detayımız var ki... Engin Bey, ya Fatoş'a biraz fazla. Ben fazla değilim yani. Sen tam kararındasın. Ya Asuman, şu konuştuklarımızı Engin Bey bir duysa var ya... Ya öyle ayıp olur ki... Ha bir de işimden olurum yani, kovulurum. Kovulmak ne demek canım? Adam çekip vurur beni resmen ya. Dur sen sakin ol bak. Benden laf çıkmaz, merak etme. İnsan lafın üzerine gelmiş. Selam, nasıl gidiyor? Süper, süper. Sizin? İyi. Fatoş yok herhalde. Fatoş, yani ben hiç bilmiyorum o nerede de belki biliyordur, Tarık. Ben nereden bileyim Asuman Hanım? Yani sanki ben Fatoş Hanım'la sürekli böyle bir irtibat halindeymişim gibi. Yok bilmiyorum yani Engin Bey, nereden bileceğim? Ben hiç kimseye Aliye Hanım'a, Aliye Hanım'a bir bakayım müsaadenizle. Aliye. Son aylarda biraz toparladık ama hala ödenmemiş bir dolu borç var. Kimse kredi de vermiyor. Kısacası zor bir dönem. Ben bir konuşayım sizinkilerle. Belki bir çözüm yolu bulunur. Bir ortaklık mesela. Gerçekten mi? Neden olmasın? Ya Ferit, sana nasıl teşekkür edeceğimi hiç bilmiyorum. Ay Nazlı, sen sakın bakma. Ferit Bey atağa geçti. Biraz daha su alır mısınız efendim? Evet, lütfen. Siz? Yok, ben devam ediyorum. Tamam. Azıcık konuşma. Al bebeğim. Ya o kadar zor günler yaşadık ki Ferit. Bitti dedim kendi kendime. Buradan dönüş yok. O günlerde kimse kalmadı yanımda. Ailem, bir de Caner işte. Tamam, şşş, tamam. Baba.
niye ağlıyor bu be? Ay Nazlı, benim bir tahminim var ama. Ne? Kız hamile. Yok artık Fatoş, neresinden anladın acaba? Bak yakında doğurur bu, görürsün. Neyse, senin de canını sıktım. Normalde böyle sulu göz biri değilim ama. Hakan'ı sen dert etme. Sana hiçbir şey yapamaz. Eğer seni rahatsız ederse hemen beni ararsın. Tamam. Konuşmaya fırsatımız olmadı. Sende var mı bir şeyler? Bu gülümsemenin sebebi olan kız kim, merak ettim doğrusu. Henüz ortada bir şey yok. Kalkalım mı? Olur. Nereye gidiyor şimdi bunlar? Ay Nazlı, benim bir tahminim var ama duymak istemezsin. Muhtemelen istemem Fatoş. Ay ben hiçbir şey anlamadım bu işte. Ay anlamayacak ne var ya Nazlı? Belli ki Ferit Bey bu kızı hamile bırakmış. Şu anda bu problemi çözmeye çalışıyorlar. Artık bütün gece uzun uzun bunu konuşurlar. Eve mi gitmişlerdir? Artık orasını bilemem, ev mi, otel mi? Belki benim otel. Benim de suçum var ya. Aa. Sağ olun. Sekiz şişe su içmişiz Nazlı. Of ya, ben bu parayla var ya eve damacana stoğu yapardım. Hepsi Buse yüzünden. Bir de zarar. Kucağımıza incir ağacı dikti vallahi. Utanmadan kızı eve getirmiş. İkbal Hanım, günaydın. Günaydın. Bay Hanım, o sizin miydi? Ben de bardaktaki ruj izini görünce evde kadın var sandım. Yani sizin gibi yaşlı kadın değil, genç kadın. Ay Nazmiye Hanım, ama ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun lütfen. Kırıcı oluyorsunuz. Siz bana kırıldınız değil mi? Nazmiye Hanım'a geçtik çünkü hemen. İkbal Hanım, ben evde Buse var sandım. Buse mi? Dün akşam Ferit Bey'in yemek yediği Buse mi? Yok canım. Ya onun burada ne işi var? Hem o iş biteli çok oldu zaten. Bitti mi? Peki bebek mi olacak? Bebek mi? Ah. Ne bebeği? Buse'nin bebeği. Ah, Buse hamile miydi? Ay bak, benim hiç haberim yok. Yani bilmiyorum, hamile olmayabilirdi. Ama Fatoş'a göre hamile. Fatoş kim? Ev arkadaşım. O bu konularda çok iyidir. Çok da güzel fal bakar. Nazmiye Hanım, ay affedersiniz ama yani ev arkadaşınız Fatoş'la Buse'nin ne ilgisi var gerçekten anlayamadım. Yani kafam allak bullak oldu. Vallahi İkbal Hanım, benim de kafam allak bullak oldu. Bence siz bana bu Buse meselesini en baştan anlatın. Yani anlatacak bir şey yok. İşte Hakan Bey Buse'ye para teklif etmiş Ferit Bey'i kandırsın diye. Mahkeme var ya bugün, sözüm ona aleyhine delil olarak kullanacak. Sevimsiz herif. Ese işte... Ferit Bey ile Buse çok eskiden beri arkadaşlar. Yani Buse böyle bir şey kabul etmemiş tabii. Dün akşam da onu konuşmaya gittiler. Ha, anladım. Çıkalım mı artık? Nazlı, geliyor musun sen de duruşuna? Tabii ki, kaçırır mıyım? Hadi gidip Bulut'u alalım. Ben de şirkete geçiyorum Ferit Bey. Tamam. Bugün Nazlı da mahkemeye gidecek mi? Gitmez mi? Sabah Ferit Bey'in evine gitti, oradan beraber geçecekler. Melih, bakar mısın? Ya bu ses sistemini bugün kontrole geleceklerdi, hala gelmediler. Bir arayıp sorar mısın? Hemen arıyorum. Kız Alya,
Sen var ya Deniz'den daha çok mekan sahibi gibi duruyorsun biliyor musun? Ne yapalım? Deniz'in bugün mahkemesi vardı. Yani buralarla ilgilenemeyecek. Buralar bize emanet. Doğru söylüyorsun. Merhaba Bulutcuğum, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ ol. Bulutcuğum, halanın evinde mutlu musun? Mutluyum yani, mutluyum. Ne istesem alıyorlar zaten ama ben dayımın evinde yaşamak istiyorum. Neden peki? Çünkü ben dayımı çok seviyorum. Hem yani biz dayımın evinde o kadar eğleniyoruz ki anlatamam. Hem Nazlı var orada. Nazlı'yı çok seviyorum. Üçümüz kurabiye yapıyoruz. Üçümüz film izliyoruz. Nazlı kim peki? Nazlı bizimle yaşıyor. Yani bizimle dediğim dayımın evinde yaşıyor. Kimse Nazlı'dan daha güzel yemek yapamaz. Annem... Yani annem yok ama o öldü. Öldü. Peki, dışarı çıkarabilirsiniz. Dayıma mı gideceğim ben? Hem halamda zaten çok sıkıldım. Nazlı'yı da özledim. Bak Bulutcuğum. Sen çok iyi bir çocuksun. Senin için en iyi kararı vermeye çalışıyoruz. Herkes senin iyiliğini düşünüyor. Dışarı çıkartabilirsiniz. Bulutcuğum, biz hemen geleceğiz yanına, tamam mı? Tamam. Sayın Hakim, daha önce de belirttiğimiz gibi Ferit Bey'in çocuk için iyi bir vasi olamayacağı açıktır. Yeni delillerin detayları da şu anda önünüzde dosyada mevcuttur efendim. Neler oluyor? Bilmiyorum, anlarız şimdi. Ferit Bey bekar bir adam. Umuma açık bir mekanda yemek yerken çekilen bu fotoğraflar neden davayla alakalı olsun? Efendim bu fotoğraflar Ferit Bey'in günübirlik ilişkiler yaşadığı ve pek çok kadınla da gününü eğlendirdiğinin kanıtıdır. Dün akşamki görüntüler onlar. Efendim, müvekkilim burada arkadaşıyla gayet masumane bir şekilde yemek yemektedir. Bundan daha doğal bir şey yoktur. Diğer fotoğraflara da bir bakın isterseniz. Onlar da bir önceki akşam çekildi. Ferit Bey'in yanındaki kişi hem evinde özel aşçı olarak çalışan hem de Bulut'la ilgilenmesi için tutulan birisidir. Yani fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi Ferit Bey'in evinde çocuğa bakması için kalan kişiyle de ilişkisi vardır. Bu alaksızca bir yalan. Bize zarar vermek için yapacaklarının sınırı yok ama seni pişman edeceğim Hakan. Susun lütfen. Avukat Bey, müvekkilinizi sakinleştirin. Aksi takdirde dışarı çıkmasını isteyeceğim. Ferit Bey, buyurun. Deniz, yemek yedik sadece. Sadece yemek yedik. Yani biliyorum, biliyorum. Tabii ki, biliyorum. Tabii ki. Vasi olmak isteyen Ferit Aslan'ın evi açık olarak görünmektedir ki... ...küçük bir çocuk için uygun değildir. Kendisi bekar bir erkek olduğundan yaşadığı hayat... ...çocuğun ihtiyacı olan aile ortamını ve disiplini sağlayacak durumda değildir. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ne dediğinizin farkında mısınız? Deniz, Deniz yemek yedik sadece. Küçük Bulut'a o sıcak aile ortamını sağlayacak kişi... ...müvekkilim Demet Önder'dir Sayın Hakim. Senin yüzünden Bulut'u kaybedeceğiz. Hayır, hayır, hayır. Senin yüzünden değil. Senin hiçbir suçun yok. Hepsi şu fırsatçının yüzünden. Bu fotoğraflar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ferit Bey Küçük Bulut'a uygun bir aile ortamı sağlayabilmek için... ...kendi özel yaşantısına da mümkün mertebe dikkat etmektedir. Bu sıradan bir yemekte çekilmiş ve kasıtlı olarak... ...farklı anlamlar yüklenmeye çalışılmış bu fotoğraflar... ...karşı tarafın iddianamesinde yer alarak
sizi yanıltmaya yöneliktir. Bu fotoğraflar siz değerli mahkeme üyelerini kandırmaktan başka bir şey değildir. Ki Ferit Bey bekar olsa dahi Bulut'a gerekli aile ortamını sağlayabilecek bir kişiye sahiptir. Daha mahkeme sonuçlanmadı. Bulut'un yüzüne bakmak istemiyorum. Nazlı, sen utanılacak bir şey yapmadın. Sadece iyi şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz. Yapmaya çalıştığım her iyi şeyi elime yüzüme bulaştırıyorum. Az kaldı Bulut. Şimdi çıkacaklar. Biliyorum içerisi çok sıkıcı. Buradan çıkıp gideceğiz, tamam mı? Nazlı, her şey düzelecek. Güven bana. Karar. Delillerin incelenmesi neticesinde Bulut Kaya'nın vesayetinin halası Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir. Teşekkür ederim. Geldiler Deniz. Her şey için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel bir iştir. Aynen. Bundan sonraki süreçte de beraberiz. Deniz, sağ olun. Görüşürüz o zaman. Ararsınız beni. Abi. Tamam, görüşürüz. Şimdi eve gidemeyeceğiz. Bir süre daha halanlarla kalman gerekecek. Hayır. Yalancı. Söz vermiştin bana. Hem bana birkaç gün sonra geri döneceğiz demiştin. Bırak beni. Çok haklısın ama elimizde olmayan şeyler oldu. Bırak beni ya. Bırak. Söz vermiştin bana. Söz vermiştin. Sevmiyorum seni. Bulut'cum. Hadi bakalım, gidiyoruz artık. Ya bir dur, bir sakin. Şu çocuğun haline bak. Sen karışma Deniz. Ayrıca Bulut'un iyiliğini istiyorsan tarafını seçsen iyi edersin bence. Bunlar taraf tutulacak konular değil. Ben Bulut'un yanındayım. Belli. Hadi. Ya, dur. Aslında seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yakında eve döneceksin Bulut'cum. Merak etme dayıcığım. Acayip insanlarmış ya. Fotoğraf çekmeler, insan takip etmeler falan. Ne bileyim yani, korkulur bunlardan Nazlı. Dondum kaldım Fatoş. Ya o kadar utandım ki keşke yer yarılsaydı. Bu işler nasıl bu hale geldi? Gerçi ikimiz de biliyoruz bu hale nasıl geldiğini. Selam. Ben çok yorgunum. Aç da değilim, yemeği çağırmayın beni.
Öyle kaçtığına göre her şeyden haberim var. Var abla olanlardan haberim. Pişmanım, üzgünüm. Ama artık olan oldu, kapatalım bence bir konuyu. Siz de gündeminizi falan değiştirin. Gündeminizi değiştirin diyor. O kadar insanın hayatını değiştirdi ama konuşmak istemiyor. Gündem değişsin istiyor. Osman! Ne kolay değil mi ya böyle? Yaptığın şeylerin neye sebep olacağını düşünmeden yaşamak ne kadar kolay. Hiç mi için sızlamıyor Osman? Hiç mi ben ne yaptım demiyorsun? Nasıl bencil bir insan oldun sen ya? Abla bak, ben bencil falan değilim. Pişman olsam neye yarayacak şu an? Sen buraya gelip istediğin kadar bağır çağır ama hiçbir şey değişmeyecek. Her seferinde ben boşa umut ediyorum değil mi ya? Belki birazcık olsun değişirsin diye. Belki yaptığın, sebep olduğun şeyleri, sorumluluğunu birazcık alırsın. Belki biraz pişman olursun diye. Buna sadece benim yaptığım bir şey sebep olmadı. Tamam, benim çektiğim fotoğraflar her şeyi başlatmış olabilir ama asıl senin Ferit Bey'le olan fotoğrafların bitirmedi mi her şeyi? Niye tek suçlu ben oluyorum şu an? Oluyor değil mi abla? İnsan böyle ara sıra hata yapabiliyor. Duygularına, arzularına yenildiği oluyormuş değil mi? Bana bak Asuman. Kendini aklamak için beni karalamaya çalışma. Doğru konuş. Doğrusu şu abla. Ben bir cahillik ettim. Para kazanmak için saçma sapan yollara başvurdum. Ama pişmanım ve düzeltmek için uğraşıyorum. Merak etme. Ben düzelteceğim. Gidip anlatacağım her şeyi. Nazlı. Abla. Abla bak, beni bir dinle. Abla bak, ben bir fırsat yakaladım. Eğer bu işte kendimi gösterebilirsem yazın sonunda asistan olarak alacaklar beni. İşim olacak, düzenli bir maaşım olacak. Ablam benimle gurur bile duyacak. Üç kuruş için saçma sapan insanlarla muhatap olmak zorunda kalmayacağım. İşte tam da bu yüzden söyleyeceğim Asuman. Sen hala dürüst olmak için zannediyorsun ki cebinde paran olması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Sen bu dersi alacaksın. Çık dışarı. Çık! Nazlı. Nazlı. Nazlı, bana bakar mısın? Hadi gittin diyelim Ferit Bey'in yanına. Ne diyeceksin? Bilmiyorum Fatoş. Ama söylemem lazım. Ya Ferit Bey bu işi kendi öğrendiğinde bana demeyecek mi? Kardeşinle ortak çalışıyordunuz zaten diye. Demeyecek. Diyecek. Onu oraya fotoğraflarımız çekilsin diye özellikle götürdüğümü bile düşünecek. Zaten başından beri Demet'le ortak çalışıyordunuz. Kardeşim bunu yaptı, sen de bunu yaptın. Osman sağ olsun, hakkımızda kötü düşünmesine yetecek kadar malzeme verdi eline. Tamam Nazlı, diyelim ki gittin. Nasıl diyeceksin? Bilmiyorum Fatoş. Bilsem çoktan gidip söylerdim zaten. Her seferinde çıkmazda buluyorum kendimi. En iyisi gidip dikilmek karşısına. Bodozlama söylemek, ne olacaksa olsun artık. Ferit Bey. Konuşmamız lazım. Sence konuşacak halin var gibi mi görünüyor Nazlı? Hayır. Çok yorgunsunuz, mutsuzsunuz. Muhtemelen tek kelime bile etmeye haliniz yok. O yüzden ben konuşayım, siz dinleyin. Otursana. Almayayım ben. Siz de yeni açmışsınız galiba. Önce konuşalım, sonra içersiniz. Evet, yeni açtım bunu. Çok kötü bir gün. Biliyorum. Hepimiz çok üzgünüz. Çok kırgınız. O yüzden buradayım. Çok düşüncelisin. Benim kötü durumda olduğumu tahmin ettiğin için geldin. Sen hem düşünceli, vicdanlı, dürüst birisin. Çok iyi bir insansın.
Keşke herkes senin gibi olabilse. O kadar emin olmayın. Ben... Bu arada senin mahkemede öyle... hiçbir şey söylemeden... bıraktığım için özür dilerim. Önemli değil. Sizin yerinizde kim olsa... o fotoğrafları görse... ve onların nelere sebep olabileceğini bilse... sinirlenirdi zaten. Anlık bir sinir. Neticede senin bir suçun yok. Zaten... bu olan bitenle bir alakan da yok. Bu konuya dahil olan insanlar arasında en suçsuz, en masum sensin. Bu şekilde bu meseleye dahil olduğun için senden çok 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 özür dilerim. Ben çıkıyorum. Işıkları kapatmamı ister misiniz? Sen sahiden içkiye dayanıklı değilsin. Başka içme. Söylemiştim size, değilim. Söylemiştin ama inanmamıştım. Neden? Çünkü ben kadınlara pek inanmam. Önce hep en kötüsünü düşünürüm. Ama neden? Çünkü kadınlar yalan söyler. Yüzüne güler. Sana yakınlaşabilmek için seni kandırır. Kalbini kazanmayı başarınca da aldatır. Arkandan oyun çevirir. Ben... Yok, sen asla. Sen öyle biri değilsin. Sen farklısın. Değilim. Herkes gibiyim. Yalan söylerim. Sır saklarım. Sen notalara basardın.
Ben de tellere dokunurdum. Sonra bir bakmışsın oluvermiş. Artık öyle olmuyor Ali. Denemiyorsun bile. Hissetmiyorum Aliye. Hiçbir şey hissetmiyorum. Ama ben seni seviyorum Deniz. Ben Nazlı'yı seviyorum. Nasıl, beğendin mi müziği? Çok güzel. Ben size bir şey söyleyecektim ama unuttum. Baş ver. Her ne söyleyeceksen bu gece boş ver. Olur. Ben gideyim o zaman. Oldum ben. Dokunuyor sana. Aklımda ne varsa uçup gidiyor. Hatırladım. Olur.